Para alan imam İslam'ı ne kadar doğal anlatabilir, ne kadar korkusuz anlatabilir? Bugün bu memlekete faydası olan insanlara saygılıyız dediniz. Doğru mu? Mustafa Kemal'e veyahut işte Erdoğan veyahut baştaki insanlar. Şunu sormak istiyorum. Yani bunlara saygı çerçevemiz Allah subhanahu teala'nın dinine göre olması gerekli değil mi? Allah yarattıklarını eleştirmez mi? Allah yarattıklarına sen yanlışsın, sen doğru yapıyorsun demez mi? Mustafa Kemal yaptığı eylemlerle Allah subhanahu teala'nın birçok kuralını ihlal eden bir insan maalesef. Peki bu eleştirimizi mesela HDP için de yapabilir miyiz? Burada kırmızı çizgimdir. Vatanıma, bayrakıma, devletime asla ihanetleri yüz dikeni gözü çıkarırım, eli tutarım, eli kırarım. Şimdi oy kullanmanın İslam'a uygun olup olmadığını hiç araştırdık mı? Bugün demokrasiyle yöneteceğini, İtalya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den aldıkları kanunlarla yöneteceğini söyleyen insanları siz başa seçip getirdiğiniz zaman, o oyla yapılıyor, bir tercih kullandığınız zaman bir sefer Allah subhanahu melek ismini ihlal etmiş oluruz. Rab ismini ihlal etmiş oluruz. Melek ismi yönetici demektir. Allah diyor ki sen muvahhid misin? Yani Allah diyor ki beni birleyen misin? Evet Rabbim. Beni ne de birliyorsun? Seni kitabında birliyorum. Seni özelliklerinde, isimlerinde, sıfatlarında, rububiyetinde, uluhiyetinde birliyorum. O halde kulum niçin benim indirdiğim kanunların dışarısında kanunlar çıkartan insanları seçip başa getiriyorsun? Hani ben meliktim? Hani ben Rabb'im? İsim neydi abi? Efe Uçar. Efe Uçar. Efe abi şimdi sistemle alakalı sorular soruyoruz. Kişisel olarak fikirleriniz, görüşleriniz bu konu hakkında nedir? Yaşınız kaçtı? 47. 47 yıldan beri bu sistemin içerisinde yaşıyorsunuz. İster istemez anılarınız olmuştur, iyi ya da kötü. Biz bu sistemi tavsiye etmiyoruz, eleştiriyoruz. Siz bu konu hakkında bu sistemin içerisinde yaşayan bir insan olarak ne düşünüyorsunuz? Yani veya şu anki geldiğimiz nokta olarak. Şimdi geldiğimiz nokta olarak sistem dediğiniz zaman sistem şu vardır. Dini sistem vardır, siyasi sistem vardır, ekonomi sistem vardır. Siz hangi soracak olursam ona göre ben cevap vereceğim. Çünkü sistem o kadar vardır ki. Bugün sistemin sahibi olduğu bütün sistemler. Bu sistem fahişelik sistemini de elinde tutuyor, kumarhanelik sistemini de elinde tutuyor, faizlik sistemini de elinde tutuyor. Birçok sistemi elinde tutuyor. En başta da laiklik sistemi. Laiklik bütün hepsinin korumacılığını üstlenmiş. Bütün dinleri de kendisince korumacı olduğunu söylüyor. Bugünkü sistemden bahsediyoruz. Sizce Allah subhanahu ve teala'ya kul olan bir insan öyle bir sistemi kabul eder mi? Şimdi layık dediğin zaman demokrasi bir insan olmak istiyorsan layıklık asla olamaz. Layıklık olduğu yerde İslam olamaz. Evet geçmişte bu ülkeyi kuran ve kurmaya çalışan insanlar layıklık adı altında bir şey kendince bir şey uydurmaya çalışmışlar. Din ve Diyanet ayrı dediğiniz zaman kesinlikle bu asla pekişmez. Dinimiz İslam. Bunu Hristiyan alemine de saygımız var, Yahudi alemine de saygımız var. Bütün dinlere saygımızı rencide etmemekle beraber ama bizim dinimiz hak, Hazreti Muhammed Peygamber'in dini olmamakla beraber layıklı dini asla olmaması gerekir. Homar, şeria bunların içinde olmaması gerekir. Faiz olmaması gerekir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şu an mesela örneğin bizim milyonlarca imamlarımız vardır. Maalesef ve maalesef maaşı devletten alan her insan o maaşı faiziyle alıyor. Hazreti Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son hutbesinde şunu belirtmiştir ki faizi alan, aldıran, yapan, yaptıran her türlü haramdır demiş. Ama bütün bankalarda ne olursa olsun kusura bakmayın ben bu devlete çalışıyorum da ama maaşım devlet veriyor. O maaşın içinde faiz kesinlikle vardı. Geçmişte ben çok iyi hatırlıyorum. Fare imamlar vardı. Köylerde imamlık yaparlardı. Zekat da buğdayla, arpayla geçinirlerdi. Köylüler kendince herkes kendine koyun keşi bir şey verirlerdi. Ama maalesef şu an devlete maaş alan herkes bunu faize bulaşmıştır. Ve maalesef sistem çökmüştür. Bunu da artık bu saatten sonra ne hiçbir hükümet ne hiçbir devlet bunu düzelme şansı yok. Peki mesela şundan bahsettiniz. İmamların para aldığından bahsettiniz. Para alan imam İslam'ı ne kadar doğal anlatabilir? Ne kadar korkusuz anlatabilir? Yani devletten, laik sistemden para alan, maaş alan bir imam İslam'ı ne kadar rahatlıkla anlatabilir?
Ben gerçekten dinimi seven bir insanım. Kur'an'ı okumuş bir insanım. Elbette ki şu an tam aktif okumuyorum ama biz ufakken babam bir yarım imam diyebilirim. Bize okuturdu ama şu anki imamların çok özür dilerim. Gerçek imamlardan özür dilerim. Dini anlatan ve rebellik, dinine rebellik yapan imamlardan özür dilerim ama ortalama şu an imamların %70'i maaş aldığı yere vaaz veriyorlar minberde. Ben buna çok şahit oldum. Hutbelerde, cumalarda buna şahit oldum. Bu ülkenin kurmuş olduğu bazı insanlar var. Ölü Atatürk'ten tut da Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar. Bütün bu ülkeye taş üstüne taş koyan kim varsa saygımız sonsuz. Lakin din bunları kastetmiyor. Bunlarla dinle bir alakası yok. O imam dini anlatacak. Hazreti Muhammed Peygamber'i anlatacak. Hazreti Ali anlatacak. Ebu Bekir Sıddık'ı anlatacak. Osman'ı anlatacak. İslamiyet nasıl yayılmış anlatacak. Bizim İslamların 52 şartları nasıl anlatacak. Bunları anlatacak. Nasıl anlatacak ama maalesef şu parti şunu yaptı, şu lider şunu yaptı dediği zaman o imam sadece benim maaşım ertelenmesin, maaşıma bir engel olmasın, bir iş olmazsa olmasın diye sisteme göre bize vaaz ediyor. Maalesef biz de camiyi bıraktık. Camiye bundan dolayı gitmiyoruz. Aynen şimdi tamamen ondan değilse bile dahil. Şimdi İslamiyet'i seven bir insan bir vaaz edildiği zaman o vaazlara etki yapacak. Ve o imam o dediğine sahip olması gereken bir insan olması gereken. Ama maalesef bu yüzden biz tamamen şu an o imamlara dinlersek biz dinden de çıkarız. Şeriatten de çıkarız. Maalesef şu an sistem çökmüş bu konuda. Peki şundan bahsettiniz. Mesela bugün bu memlekete faydası olan insanlara saygılıyız dediniz. Doğru mu? Mustafa Kemal'e veyahut işte Erdoğan veyahut baştaki insanlar. Şunu sormak istiyorum. Yani bunlara saygı çerçevemiz Allah subhanahu teala'nın dinine göre olması gerekli değil mi? Allah mesela devlete karışır mı? Şöyle ben sana söyleyeyim. Hazreti Muhammed Peygamber bizzat kendisi demiştir. Devletsiz bir din azaptır. Ama o devlet dine göre mi gider? Şeriata mı göre gider? Ekonomiye mi göre gider? Senin devletin ne olursa olsun bunu araştırabilirsiniz. Saygı duymaz zorundasın. Ama onun bir hatası varsa öz eleştiri de yapma hakkına sahipsiniz. Ama yani özür dilerim. Şu anda ülkemizde, şu an coğrafyamızda, şu an bu bölgede herhangi bir lidere, herhangi bir parti siyasi liderine bir öz eleştiri yaptığın zaman elin kelepçete kalıp zevindesin. Bunu rahatla söylemiyorsun. Evet. Peki İslam. Yani şunu bahsetmek istiyoruz. İslam başımızdaki yöneticiler olsun, partiler olsun, bugün bu devleti kurduğunu söylenen insan olsun. Bu insanları eleştirme hakkına sahip midir? Bence yaşayan her insan her lideri eleştirme hakkına sahiptir. İslam, İslam yani Allah'tan bahsediyoruz. Allah yarattıklarını eleştirmez mi? Allah yarattıklarına sen yanlışsın, sen doğru yapıyorsun demez mi? Tabii der. Bugünkü mesela sistemin içerisinde mesela Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Mustafa Kemal yaptığı eylemlerle Allah subhanahu ve teala'nın birçok kuralını ihlal eden bir insan maalesef. Yani mesela Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir devlet Allah'ın kitabıyla yönetilen bir devlettir. Maalesef bu konu hakkında yanlış bir eylemde bulunmuş. Biz bu konudan dolayı eleştiriyoruz. Bu eleştirmemize gayet doğal bir şey. Bir Müslüman açısından eleştirmemiz gerekli. Ben açık ve net, ben onu her türlü eleştiririm. Ben Atatürk'ü de eleştiririm. Erdoğan'ı da eleştiririm. Sıkıntı yok böyle benim için. Yani bir insan olarak eleştirmemiz, bir Müslüman olarak da eleştirmemiz gerekli. Aksi halde hak nasıl ya ortaya çıkacak? Geçtim, ben insani olarak onu eleştiririm. İnsan olarak neye göre eleştirmemiz lazım? Şu vardır ki hakaret etmemek şartıyla. Tabii. İnsan olarak neye göre eleştirmemiz lazım? Kendi aklımıza, kendi irademize, kendi ideolojimize göre mi? Yoksa Allah'ın doğru dediği, yanlış dediği şeylere göre mi? Yani Kur'an'a göre, sünnete göre mi? İdeoloji ve siyasi görüşler farklıdır. Yalnız bizim dediğimiz şey Allah'a göre eleştirirsin. Bu ayrı bir konudur. Sen ideoloji sağcısın, solcusun, esmersin vesaire. Müsait değilim. Röportaj veririm hanım. Ne olursa olsun, eğer ki sen İslamiyet'e göre gidiyorsan, bunu ve kesinlikle ve kesinlikle Allah-u Teala'nın emir ve nehirlerini yerine getirmek zorundasın. Mustafa Kemal Atatürk çok yanlış yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ona dediklerini, çoğu dediklerini de şey yapmamıştır. Mesela burada bir öğre veriyorum. Çanakkale Savaşı'nda bir tane kurşun sıkmamıştır. Bir ordunun başına geçmemiştir. İstanbul'da İngilizcilerle otellerde odasında zaman geçirmiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti illaki bir insanı önüne çıkarıp da unvan verilmesi gereken kişi maalesef o da Mustafa Kemal'miş. Güzeli valla ama. Peki Kürtsünüz doğru mu? Ben Kürt'üm evet. Bir Kürt olarak mesela bugün sistemin Kürtleri de yozlaştırıp ne mutlu Türk'üm diyene çizgisine getirdiğini düşünüyor musunuz? Benim hiç ömrü değildir. Ne mutlu ben Kürt'üm diyene, ne mutlu önce Müslümanım, ne mutlu Kürt'üm diye doğmuşum. Hazreti Peygamber Allah-u Teala beni Kürt olarak yaratmıştır. Ne mutlu ben Kürt'üm. Türk mü beni hiç... Ha. Peki bu eleştirimizi mesela HDP için de yapabilir miyiz? Burada kırmızı çizgimdir. HDP'deki bazı insanlara da
Tabii ki soydaşlarımız var, yandaşlarımız var, vatandaşlarımız var ama söz konusu burada İslamiyet'ten çıkıp da vatana geleceğiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. HDP olur, CHP olur ve MHP olur. Ya mesela HDP'nin ideolojisi de İslam'a uygun değil. Onları niçin eleştirmeyelim? Yani HDP'nin ideolojisi İslam şeriatı düzeninde mi ya da Allah-u Teala'nın kitabına, Kur'an'ına, sünnetine göre mi düzenlenmiş bir parti değil. Nasıl ki MHP ırkçı bir parti, HDP de aynı şekilde ırkçı bir parti. Niçin bir Kürt olarak hem Türkçülüğü hem Kürtçülüğü reddedip de aslında Allah-u Teala'nın bize yakıştırdığı İslam dinini kabul etmeyip onun içerisinde bünyeleşip, onun içerisinde kişileşip, onun içerisinde kendimizi insanlara tanıtmıyoruz. Şöyle söyleyeyim, biraz parantez açacağım. Ben bir Kürt olarak hiçbir zaman HDP'yi sevmedim. Ve HDP Kürtlerin temsili değildir. Batı Hacı Zinyeti masası olan bir partidir. Askerime, polisime, Beşite'yi bebeğe kurşun sıkan bir zinyete ben şiddetle bir Kürt olarak, bir Diyarbakır olarak naratıyorum ve kınıyorum. Bunlar hiçbir zaman Kürt olamadı. Bunlar Ermeni bile olamadı. Bu faşizmin daha ötesinde olabilir topluluğu. Ben özellikle HDP'nin kadrosuna söylüyorum. 32 ilimizde karmaşa çıkarıp 32 vatandaşımız şehit edip Yasin Buruh'un kurban eti dağıtırken şehit ettiler Diyarbakır'da. Bu zihniyeti ben nasıl alacağım? Ben bunları şu an hatta böyle söyleyebilirim. Şu an ben HDP'nin ölüm kadrosundayım. Bir Kürt'üm. Eğer ki HDP beni savunamıyorsa Kürt değildir. Ben Kürt'üm, ben mutlu Kürt'üm diye diyorum her yerde. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanı'nın odasında bile ben bunu söyleyebiliyorum. Ben Kürt'üm. Allah beni yaratmıştır. Ama ben vatanıma, bayrakıma, devletime asla ihanetleri güz dikeni gözü çıkarırım. Eli dotanı eli kırarım. Bugün herhangi bir partiyi destekliyor musunuz? Kesinlikle hayır. Devletçiyim. Devletçilikten kastınız nedir? Devlet şöyle bir şey. Parantez açalım. Vatanımı koruyan, bayrakımı koruyan, namusumu, malımı, mülkümü, canımı, ırzımı koruyan devlettir. Ben bunu savunurum. Devlet soyut bir kavramdır. İçerisini bir şeylerle doldururlar. İçerisini doldurdukları şeylerle ilgilenmediğinizi söylüyorsunuz. Sadece biz toprakla ilgileniyoruz diyorsunuz. Doğru mu? Hayır. Kesinlikle. Burada yanlış düşünüyorsun. Bakın beyefendi. Hazreti Muhammed Peygamber de devletmiş. Bunu araştırabilirsiniz. Devlet idare etmiş. Evet, idare etmiş. Tabii ki. Yani bir topluluğun başı yoksa o toplum olamaz. Biz işte bu başının hangi sistemle yönettiğini savunup veyahut reddediyoruz. Yani bugünkü sistemin başındaki insanlar Allah subhanahu razı olduğu şekilde yönetmiyorlar. Biz bir Müslüman olarak şunu diyebiliyor muyuz? Evet, bu insanlar Allah subhanahu kitabına göre yönetmiyor. O halde benim için en değerli olan Allah subhanahu teala ise, en değer verdiğim, en sevdiğim varlık Allah subhanahu teala ise, ben onun için tercihimi kullanıyorum ve sizden beriyim, sizden uzağım diyorum. Yani Allah subhanahu teala'nın kanunlarını, kendisinin indirdiği, Allah subhanahu teala'nın yeryüzüne gönderdiği Resulünün sünnetini tamamen kabul edip ve bunun dışarısında herhangi bir sisteme ne yapmıyoruz? Sevgi göstermiyoruz, benimsemiyoruz. Bir Müslüman olarak bunu yapmamız lazım, doğru mu? Bugün siz devlet veyahut her ne derseniz deyin, bu toprak parçası, hepsini Allah subhanahu ve teala var etti. Bunun üzerinde Allah subhanahu ve teala'nın razı oldukları varsa ne âlâ dememiz gerekli. Razı oldukları yoksa biz bunlardan razı değiliz dememiz gerekli. Yani biz devletçi değil, biz İslamcı olmamız lazım. Biz Müslüman olmamız lazım ve ona göre bütün her şeyi eleştirmemiz lazım, doğru mu? Şimdi güzel kardeşim, Hazreti Muhammed Peygamber'in zamanında da kabileler varmış, ülkeler varmış, krallıklar varmış. Kimi Müslüman, kimi Yahudi, kimi Mücesi vesaire. Şimdi Hazreti Muhammed Peygamber vahiy gelip de Müslüman olduktan sonra onun üz ve üz amcaları, amcazadeleri vesaire, amcaoğulları dahil de bunlar Müslüman olmamışken. Şimdi senin İslamiyet'e göre bu coğrafyada mümkün değildi. Tabii ki bizim dinimiz İslam, rehberimiz Kur'an. Bunda şüphemiz olmaz. Şüphesi olan zaten gereken cezayı nasıl tabiri caizse örneklendirme değil ama hani bir ülkede bir cize yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, cezalandırıyorlar. O da Allah katında sırat köprüsünden aşağı. Ama geri kalan Allah'a, Allah'ın dediklerine, Resul'ün sünnetine, Kur'an'a rehberlik, kendine rehber kastedip de yaşayan insanlar, onlar cennetin alaya gidecekler. Ama... Peki mesela öyle söyleyeyim, bugün oy kullanır mısınız? Tabii ki. Mesela oy kullanmanın gerekçesini ne olarak görürsünüz? Mesela dedik ki Müslümanız, doğru mu? Tabii ki. İslam'a göre hareket etmemiz lazım. Tabii ki. Şimdi oy kullanmanın İslam'a uygun olup olmadığını hiç araştırdık mı? Araştırmaya gerek yok. İslamiyet'te oy kullanma yok.
Oy kullanmayı şöyle söyleyelim. Eğer İslami bir cumhuriyet olursa, insanlar da başlarına hangi, örnek söylüyorum, İslam'la hükmedecek, Kur'an'la hükmedecek bir kişiyi tercih etmek istiyorlarsa o şekilde kullanabilirler. Bu yönetim şeklini tartışılabilir ama şunu söylemek istiyorum. Bugün demokrasiyle yöneteceğini, İtalya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den aldıkları kanunlarla yöneteceğini söyleyen insanları siz başa seçip getirdiğiniz zaman, o oyla yapılıyor, bir tercih kullandığınız zaman bir sefer Allah subhanahu melek ismini ihlal etmiş oluruz. Rab ismini ihlal etmiş oluruz. Melek ismi yönetici demektir. Allah diyor ki sen muvahhid misin? Yani Allah diyor ki beni birleyen misin? Evet Rabbim. Beni neden birliyorsun? Seni kitabında birliyorum. Seni özelliklerinde, isimlerinde, sıfatlarında, rububiyetinde, uluhiyetinde birliyorum. O halde kulum niçin benim indirdiğim kanunların dışarısında kanunlar çıkartan insanları seçip başa getiriyorsun? Hani ben meliktim? Hani ben Rabb'im? Bu şekilde söylüyor. Siz oy kullandığınız anda otomatik olarak bu iki tane kavramı da ihlal etmişsiniz. Hatta hakim ismini ve daha nice aklımıza gelmeyen meselelerde Allah subhanahu wa ta'la ihlal etmiş ve bir müşrik olmuş oluruz. İstediğimiz kadar Müslüman olduğumuzu söyleyelim. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hazreti Muhammed Peygamber dünyayı nakletten sonra onun arkasında halifeler gelmişti. Lütfen bir halifeler gelmişti. Ondan sonra vesaire vesaire. Neyle hükmettiler? Kur'an'la hükmettiler. Bugünkü insanlar Kur'an'la hükmetmiyor. Sen onu şu an mümkün değil bu konjonktürde bu cura, yani bu çağda mümkün değildir. Tarih yazamaz. Şu an gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir şey mümkün değil ama Hazreti Muhammed Peygamber nazır olup da şu an gelirse bütün insanları mutlu ve rahat etme şansı mümkün değildir. Olamaz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanları değiştiremeyeceğimiz kanısına varıyorsunuz. Eğer Allah subhanahu ve teala bir şey şirk diyor ise biz ne yapmamız lazım? Ondan kaçınmamız gerekli. Doğru mu? Yani Allah spontane razı olmadığı bir şeyi yapmamamız gerekli. Bugün bütün toplum yapıyor ise, örnek söylüyorum, şurada bir kuyu görsek, bütün insanların ona tek tek düştüğünü görsek, biz şunu söylemeyiz. Bu kuyuya düşmek güzeldir. Niye? Bütün insanlar bu kuyuya düşüyor. Biz gidip o kuyuya düşmeyiz. Ya da bir ateş yansa, insanlar içerisine girse, insanlar bu kadar insan giriyorsa o ateşte yanmak güzeldir demeyiz. Bu ateşe girmeyiz. Aynı şekilde de bugün siz tercihinizi eğer Allah tarafından kullanıyorsanız ne yapmanız gerekli? Bugün Allah Subhanahu Teala'nın kitabıyla yönetilme gibi bir sandık koymuyorlar. O halde siz yanlışı koyup doğruyu koymuyorsanız ben yanlışı seçmem demeniz gerekli. Önünüze iki tane seçenek koysam. Birincisi bir adamı öldürmek. Diğer seçenek ise hiç öldürmemek. Siz hangisini seçersiniz? Tabii ki hiç öldürmemek. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Önümüze sadece yanlışı koyuyorlar. Yanlışın içerisinde doğruyu seçmek fazilet değildir. Bütün yanlışı reddetmektir fazilet. Doğru mu? Ben 23 yıl siyasi bürokrat devletin içinde olan bir insanım. Çok yerlere dokundum. Yani çok devletin erkanlarına dokundum, takıldım, görüştüm ama maalesef senin şu anki sorduğun sorular şu an bu sadece Türkiye Cumhuriyeti değildir. Dünya üzerinden bu sistem mümkün değildir ama ne olur şu vardı mümkündür. Ben mümkünlüğünden bahsetmiyorum. Farkındaysanız Nuh Aleyhisselam 900 yıl boyunca davet etmesine rağmen ne yaptı? Devleti değiştiremedi. En son ne oldu? Helak oldu. Hud Aleyhisselam davet etti, değiştiremedi devleti. Lut Aleyhisselam davet etti, değiştiremedi devleti. Nice peygamber, Resulullah Aleyhisselam'ın rivayetine göre 124 bin peygamber. Bunun içerisinde bazı insanlar değiştirebildi. Ve şöyle söylüyor Resulullah Aleyhisselam, diyor ki kıyamet günü peygamberler gelecek, yanında iman edeni yok. Kimisinin 3, kimisinin 5 kişi. Peki şu sorum şu, milyonlarca insana uyan bir kişi mi yoksa bir peygambere uyan bir kişi mi olmayı istersiniz? Hangisi kurtulacak ahirette? Elbette bir o peygambere uyan bir kişi. O zaman biz bu düşünce yapısıyla hareket etmemiz gerekli. Bugün insanlar hep yanlışı önümüze koyup da seçenek diye önümüze sürdükleri şeyleri reddedeceğiz. Sadece Allah subhanahu ve teala'yı biz kabul ediyoruz dedi ve buna sebat edeceğiz. Müslüman denilen kişi ancak bunu yapmakla mükelleftir. Hocam senin bu dediğin tam soruya dayanarak ben çok şey reddettiğim için hem maddi hem manevi ben çok şeyimi kaybettiğimi biliyorum. Bu konuyla ilgili tahmin edemediğim hem maddi hem manevi ben kaybettim. Bir siyasi parti ve bir lider iki söz, güzel bir söz söylediği zaman ben ona tabi olacağım diye bir anlamına gelmiyor. Ama bu konjonktürlere göre ülkeme veya dinime yakın hangi ılımlıysa veyahut dinimi daha rahat onun sisteminde yaşayabiliyorsam bir meyde olsa gönlüm ona iter. Ama ona kul olurum, ona tabi olurum, ona emir kulurum diye anlamına gelmiyor. Allah subhanahu ve teala'nın bizim üzerimize verdiği nice nimet var değil mi? Bu nimetlerin sayısı saymakla bitirilemeyecek kadar fazla. Allah subhanahu ve teala bu kadar nimeti bizim üzerimize vermek de bizim yaratılışımızdaki tasarruf da kendisine ait. Şüphesiz biz yoktan var edildik ve varlığımızla Allah subhanahu ve teala bizi muhatap aldı. Böyle bir durumdayken biz nasıl olur da bir insan biraz bize iyilik yaptı diye Allah subhanahu ve teala'nın bunca iyiliğini
bir kenara koyup az biraz iyilik yapanların iyiliğine güvenip onlara meyledebiliriz. Bu akıl işi mi? Soruyu yine tekrarlayayım mı? Kısa. Sorum şu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunca verdiği nimete rağmen, üzerimize saymakla bitiremeyeceğimiz kadar nimet olmasına rağmen bize az biraz iyilik yapan insanlara niçin meylediyoruz? Şimdi biz şu anki çağa göre insanlar hani derler ya dünya menfaat üzerine kurulmuş. Şunu söyleyeyim. Herkes rızktan korkar ama rızkı veren Allah'tır. Herkes çıkar işi bunu yapmaya çalışıyor. Ben sandıktan bahsediyorum ama. Siz halen mesela oy kullanmayı caiz görüyorsunuz. Ne alakası var? Hayır. Yok, bahsettiğim şey onunla alakalı ama. Siz şu an oy kullanmayı yine doğru görüyorsunuz. Doğru mu? Hayır. Bunu siz beni yanlış anlıyorsunuz. Hangi dinde, İslam dinde oy doğrudur? Hayır. Şu anki demokrasi sistemde partileri seçmek doğru bir şey mi? Değildir. Niçin? Az önce mesela oy kullanılabilir diye anladım ben. Bakın şunu bir daha söylüyorum. Geçmişte hiçbir parti isim vermek istemiyorum. Verebilirim ama belki sizin şeyinize göre gün değildir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi tek partiyken, iktidarken İsmet Ünlü'nün zamanında yüz binlerce imamları, Kur'an'ı, dini bize öğreten imamları götürüp de idam etmediler mi? Kusura bakmayın. Belki sizi onu başka bir şeyle anlayabiliyorsunuz ama Şeyh Said sadece ve sadece onun amacı dindi. Onu asmadılar mı? Şeyh Said ben din yönetiyorum diye, ben dini yayıyorum diye İsmet Ünlü'ye Atatürk'e söz verirken eğer benim askerlerim içinde birisi yanlış yaparsa beni idam edin diye ve İsmet Ünlü bazı bin konuzalarını onun içine koyarak para vererek milletin namusunu özne geçirerek askerlerin bunları yaptığı ve Şeyh Said geldi Diyarbakır'a teslim oldu. Dar ağacına kendi yakına gittiğini biliyor musunuz siz? Şeyh Said'le alakalı bazı şeyleri biliyoruz. Evet, kendi akrabalarına, kendi köylülerine yapılan bir zulüm var. Evet. Ben de bir kurdum, bana da aynısı yapıldı. Ben azıcık sınav işledim, anlamadınız. Ben bu ülke için, ben dinim için, kimseye köl ve kul olmadığım için ben hem maddi hem manevi çok hayatta çok iyi bir bedel ödedim. O zaman sonuç olarak şöyle soralım. İslami bir rejim mi, layık bir rejim mi? Tabii ki İslam. Şu an İslami rejim istiyorsun. Bir zaman layıklı diye bir şey tanımıyorum ki. Layıklı bile bir kelime yok, benim kitabımda yok. Ben de bir kitap okumadım. Çok teşekkürler. Yani yaptığınız röportajdan dolayı, konuştuklarınızdan dolayı. Teşekkür ederim. Başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Çok sağ olun, hayırlı günler.